Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Manchester United 1 milyar euro teknik kariyer modunda oynayacağız. Gördüğünüz gibi takımın çoğunu değiştirdim. Yedeklerim Manchester United'in yedekleri. Oyuncuların oluşuyor. 3 tane ilk 11'inde Manchester United'ın var. Rashford, Fernandes ve De Gea. Geri kalan tüm oyuncuları değiştirdim ilk 11'de. Gördüğünüz gibi Mbappe, Dembele, De Jong, Kimi, Hakimi, Marquinhos, Araujo, Davies. Bunları takıma aldım. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere Manchester United'i zirveye çıkaracağız. İnşallah umudumuz bu yönde. 5 sezonluk bilet olacak. Şampiyon, daha doğrusu Şampiyonlar Ligi alırsak, tüm ligi alırsak o zaman da zirvede bırakabiliriz. Manchester United zirvede bıraksın. Hemen Brezilya'na gidelim. Başlayalım. Bu teamize. Neyse işte. Evet, hazırlık maçları alalım. Takım iyice bir otursun. Kendine gitsin. Barcelona, Real Madrid. Atalanta mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Barcelona'nın yerini kaybettik. Evet, Wolves maçıyla başlıyoruz. Hadi hayırlısı. İnşallah beklediğimiz gibi olur. Bir balonla orada çıkarız inşallah Mbappe'den. Mbappe geniş plana verdim. Gol makinesi ve Dembele'ye verdim. O da ters açı kanat oyuncusu galiba. İkisine verdim sadece. Başka kimseye vermedim. Ana UEFA'daymışız bu sezon. Ha doğru, evet. United bu sezon UEFA'daydı. İlk maçı beraber. Büyük maçları yenmemiz lazım. Küçük maçlardan yani, büyük maçlar daha önemli. Manchester City güzel. Southampton onunla yenilmesi çok güzel. 2-1 kötü oldu. Bileyim, bu maçları The Force'a yenilmek de daha da kötü oldu. Kupada ilerliyoruz, güzel. Avrupa'yı alırız diye düşünüyorum bu sezon için en azından. Arsenal yendik, güzel. Real Sociedad güzel. Evet, güzel gidiyoruz. En iyi kötü değiliz. 2 mağlubiyet hatırlıyorum. Beraberliklerimiz de var. Bu maçtan ziyade de City çok güzel. Liverpool'da yendik mi? Berabere kaldı. Yine çok iyi, çok iyi. Kötü değil. Çok üst üste maçlar. Çok kalabalık fikstür oldu bu sezon. Bu ay daha doğrusu. Kupa güzel. İki maçımız Tottenham'daymış. Karabağ Kupası galiba bu. Bir de Arsenal geldi araya. Kupada. Kupada devam. Tottenham beraber yendik. İki maçı yendiğimiz için tur geçecekti. Daha doğrusu. Bir Tottenham maçı daha. Tottenham'ı yine yendik. Tottenham'a güzel. Inter geldi UEFA'da. Bir beraber deplasman sıkıntı edinebiliriz. Elendik. Kaybettik. İstanbul Crystal Palace güzel. Fulham deplasmanı 3-0 çok güzel. Newcastle United berabere. Arsenal'da yendik mi çok güzel olur. Olmadı. Liverpool berabere. Çok berabere kaldık. Burnley yendik. Brentford berabere. City mağlubiyet. Tottenham 4'te 4, 4'te 3 yaptım Tottenham'a karşı galiba. Tottenham teşekkür ederiz bunu sağladığın için bize. Puan verdi. Kupada geçtik. Kupa aldık galiba bir üstüne. Son maçı yendik. Hemen bakalım ligde kaçıncı olduk. Giriyorum. Puan durumu birinciyiz. Şampiyon olduk 1 puanla. Liverpool'un önünde şampiyon olduk. Premier Lig'den hiçbir oyuncu almadım. Diğer takımları yani güçlü kalsın diye almadım. O yüzden bence güzel bir oldu ilk sezona göre. Takımın ikinci sezonu daha çok gelişeceğini düşünüyorum. En çok gol atan değiliz ama en az yiyeniz. En az gol yiyen biziz. Hemen bir şampiyon kupalara bakalım. Onlara bakmayı unuttum. FA Kupası'nı aldık. Ah, yanlış bastım. Karabağ Kupası'nı aldık mı? Onu da aldık. İlk sezona göre çok güzel arkadaşlar bence. UEFA'yı alamadık. UEFA nereden gittik ya? Ha, Inter'e doğru, evet. En önemli turunda Inter'e kaybetmiştik. Hemen oyuncu istatistiklerine bakalım ofisten. Oyuncu istatistikleri genel olarak Salah 28 gol atmış. Mbappe 26 gol atmış. Rashford bize 14 gol atmış. Asist kral Dembele alabilir mi? Olamadı. Fernandes 8 asist.
Rashford 7 asist. Dembele beklediğim gibi olmadı ama ay çok. Mbappe kimi gördü mü? Gollenmeyen maçta De Gea 13 golle en fazla gollenmeyen maçı çıkarmış. UEFA Kupası'na da bakalım. Belki oradan da bir şey çıkarmış olabilir miyiz? Geçtim mi? Yok. Evet. Gollenmeyen maç. Mandanda. Yani, o maçta da hepsini almışlar. Maşallah. Hemen sezon takım içi istatistiği de bakalım unutmadan. Sezon sonundan önce. Bakıyorum. Mbappe 37 gol 11 asistle takımın en çok verim veren oyuncusu. Sağ kanatta Antony oynamış. Dembele 26 maça çıkmış. Ama niye öyle ol acaba? Antony 84. Artı biri de var ama. Bundan küçük olmuş ya. Rashford 23 gol 10 asist. Sancho onları oynatmadık zaten. Bruno Fernandes 11 gol 11 asist. Güzel güzel. İkinci sezona hemen geçelim. Bu sezon inşallah Şampiyonlar Ligi'ni alırız. Ve eski yıllara Manchester United'ı döndürebiliriz. Eski büyük şaşalı yıllarına. Aynı sezon sonuna gidelim. Üç kupa, bir şampiyon yok. Yok. Hemen şuradan bakalım. Premier Lig birinci. FA Kupası birinci yani şampiyon. Karabağ Kup şampiyon. Öyle bir turunda elendik de şeyden. UEFA Avrupa Ligi'nden. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İnşallah kura da yanımızda olur. Güzel kuralar çekeriz. Güzel bir gruba düşeriz. Ve Şampiyonlar Ligi'ni alırız. Ama balonlara bakmayı unuttum. Mbappé'ni. Ama gerçi o Avrupa Ligi'nde bir şey yapamadı. Ondan dolayı alamayabilir. Bir Şampiyonlar Ligi de yoktu. Avrupa Ligi bir de. Yani bunu da alalım hazırlık maçlarımızı. Haftalık programlarımıza gelip kadromuza bakalım ilk önce. Bir de neden yok. Takımlar böyle. Davis 86 olmuş. Araujo 86 olmuş. Marquinhos 89 olmuş. Hakimi 85. Dembele 85. Kimmich 90. De Jong 89. Mbappe 92. Mbappe bu sezon daha çok gelişebilir. Öyle bekliyorum. Düşünüyorum daha doğrusu. Hemen Haziran 1'e gidelim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 1. Evet, Bayern Münih ilk maçımız, hazırlık maçımız. Hazırlık maçların bir çok önemi, yani takım yarışma açısından var ama böyle bir skor olarak baktığınız zaman gerçeği, yani nasıl diyeyim. Burada yenseniz bile yine gidip orada yenilebiliyorsunuz bazı takımlara. Hazırlık maçı olduğu için büyük ihtimalle o da aynı. İlk maçımızı Liverpool'a kaybettik. Kupa gitti. Bir kupa. Newcastle United ona da kaybettik. Chelsea'yi yenmemiz lazım artık. Chelsea güzel. Ligde 2 maç 1 galibiyet. O da güzel. Bir kupa gitti. Brentford güzel. 3-4 maç Inter yine geldi. Yine Inter geldi. Başımızın belası olmaz inşallah. Evet, 3-1 kaybettik. Inter başımızın belası olacak gibi bu videoda. Celtic'ti galiba. Evet 3-0 yendik. Sporting Lizbon geldi. Bir diğer grubumuzun takımı. Güzel 3-2. Şampiyonlar Ligi'nde. Bir maçta çıkarız büyük ihtimalle zaten. Bu Inter dışında zorlayacak bir takım olduğunu düşünmüyorum. 1-1. Inter yine geliyor. Başımızın belası. Bak 4'te 0 galiplik olacak. 4'te 1 oldu güzel. Arsenal mağlubiyet. Tottenham galibiyet. Güzel. Horus güzel. Grup lideri olarak da çıkmamış olabiliriz. Bir mağlubiyetimiz var. Bir beraberliğimiz var. Dörtte galibiyetimiz var. Çıkmış olabiliriz. Çok güzel bir fikir. Tüm maçları yendik derken bir berabere bir galibiyet. Bir beraberlik dışında tüm maçlarımızı yendik. Çok güzel bir ayol geçirdik. İki kupa maçında da geçtik. İsrail Lig. Fulham. Deplasman sonrası. City deplasman çok önemli. 3-1 mağlubiyet olmadı. Kupada berabere bir ekstra maç çıkardık kendimize. Bir kupa daha berabere. Liverpool yeniyoruz. Bu takımlarla berabere kalıyoruz anlamıyorum bunu da. Everton Bayern Münih mi? Kura şansımız çok güzel yanımızdaymış arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Newcastle. Yani değilse kupada ilerliyoruz. Hadi bu maçı yenelim.
1-0 Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Daha ilk turda elendik. Arsenal mağlubiyet. Bu ayda kötü bir ay olacak gibi. Aston Villa beraberlik, Chelsea beraberlik. Sözleşmemi feshettiler arkadaşlar. Yine ilerleyemedik. Bir önceki videoda da aynısı oldu. Yine gidememiştik. İkinci sezonu bitirememiştik galiba o videoda da. Bu videoda da bitiremedik. Hemen bir takıma geçeyim. Sezon sonuna bakacağım. Takım nasıl bir hal olacak? Yani ligde nasıl bitirecek? Hatta şu anda bakayım. A warm welcome to you all. Şu an biz sonuncuyuz. Sonuç. Ya dördüncüyüz yani arada bir çok bir fark da yok. Hani bence gereksiz oldu bunu. Hemen bir yıl sonuna gidelim. Aynen kafam karıştı. Geçen videoda da böyle oldu. İyi giderken yine. Yani bu ay, bir ay kötü gittik. Hemen sözleşme feshedildi. Lan Şampiyonlar Ligi'nde de elendik. Kupadan da elendik galiba aslında. Çok da iyi değiliz galiba. Değilmişiz. Evet, burada hiç şey değişmeyeceğim. Yani sonuncu var. Yine full mağlubiyet alacağız. İç saha kendimi yenerim kesin. Hayır, berabere kaldık. Kendimden United. Tottenham. Maşallah. Averaj takımı gibiyiz. Yeşim takımda. Haziran hemen çıkıyorum. Bakalım bakalım kim şampiyon oldu. Biz küme düştük. West Brom. Şampiyon. United 5. olmuş. City 90 puan almış. Acaba giden oyuncu mu oldu takımdan? Olabilir, bilmiyorum. Mbappe gol kralı. Rashford 19 golle, Mbappe 24 golle gol kralı olmuş. Rashford 19 golle 3. Haaland 20 golle 2. olmuş. Dem asist kralından Kane olmuş 13 asiste. Yani ben Dembele'den çok ümitliyim ama Dembele gerçi evet oynatmıyordu. Antony oynuyordu. Antony de maşallah çok katkılı. Kaleci gitmiş. DG son senosuz olabilir. Onu kontrol etmedim. Unuttum. Henderson'la çıkmışız 38 maçta. Bunun etkisi olabilir. Bundan dolayı ölmüş olabiliriz. Hani kötü gitmiş olabiliriz. Yani bunu hiç aklımdan çıktı. Bu video böyle oldu arkadaşlar. Bir önceki videoda böyle oldu aslında bakarsanız izlemeyen varsa. Orada da elendik. Orada da yok. O koyu kuşu buradaymış. Orada da böyle elendik ama orada bilmiyorum. O videoda şey Süper Lig büyük 4 büyüklerin karmasıydı. Onu da izleyebilirsiniz. Bu video kendinize iyi bakın. Bu video böyle oldu arkadaşlar. Daha iyi videolar için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.